Karadeniz'i bilenler çok iyi bilirler. Karadeniz'in bütün nehirlerinde kemer şeklinde köprüler vardır. Bu köprüler neresinden bakılırsa 100 yıllıktır, 150 yıllıktır, 200 yıllıktır. Bu köprülerden hiçbirisi sel dolayısıyla yıkılmadı. Hiçbirisi. Ama yeni yapılan köprüler, şurada da görüyorsunuz, hepsi yıkıldı. 100 yıl önce yapılan köprüler doğayı bilen insanlar tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır. Yeni yapılan köprüler ise doğayı bilmeyen, geleceği bilmeyen, öngöremeyen kişiler tarafından tasarlanmıştır. O nedenle biz raporları okuyun, o nedenle biz tarihi iyi bilin, o nedenle biz Karadeniz'i iyi tanıyın. Eğer Karadeniz'i iyi tanımak istiyorsanız Karadeniz'den yaşlı birisini dinleyin, o size bütün gerçekleri, alınması gereken önlemleri anlatacaktır. Kriz ortaya çıktıktan, insanlar hayatını kaybettikten sonra önlem almanın bir yararı yoktur. Önlem başlangıçta alınacaktır ki insanlar hayatlarını kaybetmesinler. Aslında iklim değişikliğinin hangi sonuçları doğuracağını 10 yıllardır bilim insanları, yöneticiler biliyorlar, raporluyorlar, okuyorlar. Eğer biz iklim değişikliğinin ortaya koyacağı tablonun önlemini almazsak bu tür sorunlarla maalesef karşı karşıya kalacağız. 51 canımız hayatını kaybetti son rakamlara göre. Son derece üzgünüz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Az önce bir askerimizle bir araya geldik, geldi, bizi buldu. 2 yaşındaki çocuğunu kaybetmiş, eşini arıyor. Babasıyla yalnız başına kalmışlar. Çocuğunun en azından vefat ettiğini biliyor ama eşi hakkında şu ana kadar herhangi bir bilgi alamadığını ifade etti. Değerli arkadaşlarım, olay meydana geldiği andan itibaren Ayancıklı kardeşlerime şunu ifade etmek isterim. Olaylara vakıf olan, çalışan, dirayetli bir belediye başkanları var. Hepinizin huzurunda belediye başkanımızı yürekten kutluyorum. Hiç uyumadan, çaba harcayarak Ayancıkların sorunlarını çözmeye çalıştı. Onun dışında belediye başkanlarımız, diğer kentlerde bulunan belediye başkanlarımız elinden gelen bütün çabaları gösterdiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın güçlü bir ekibi var burada, araçları var burada, diğer belediye başkanlarının da var. Öncelikle Ayancık'ın suyu kesilmişti, su sorununu çözdüler. Kanalizasyon sorunu vardı, kanalizasyon sorununu da çözdüler. Böylece 2 temel sorunu çözmüş oldular. Sanayi diye bir şey kalmış değil aslında, orayı gezdik. Buranın afet bölgesi ilan edilmesi doğru bir karar. Bu kararı aldıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Ama bu karar yeterli değil. Sanayinin ayağa kaldırılması lazım. O insanlara şöyle veya böyle en azından eğer bir fedakarlık yapılacaksa yani faizsiz bir kredi açılması lazım. Bu krediyle ancak orası ayağa kalkabilir. Dükkanlarını onarabilirler, tamir edebilirler. Bir başka gerçek daha bize ifade edildi. Biz iş burada çalışıyoruz. Dükkanımız var, sanayideyiz. Ama burada en azından 150-200 işçi var. Ve bu işçiler de biz burayı, dükkanı çalıştıramadığımız için bu işçiler aç kalacak. Yani bunlara da belli bir bedelin ödenmesi lazım. Bu vesileyle sizin aracılığınızla hükümete çağrıda bulunuyorum. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde iş yerleri açılıncaya kadar ve çalışıncaya kadar o iş yerlerinde çalışan işçilere en azından asgari ücret düzeyinde bir ücret ödenmesi gerekiyor. Bu çağrıyı eğer biz yapıyoruz, karşılanırsa son derece mutlu oluruz. Burada değerli arkadaşlarım, ayrıca gelen yardımlar var. Bu yardımlar dolayısıyla da Ayancık Belediye'miz 5 ayrı yerde depolar oluşturuldu. Bu depoları sürekli denetliyorlar. İhtiyaç olduğu takdirde ailelere yardımları ulaştırıyorlar. Kimsenin umutsuz olmasını istemem. Hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Herkes şunu gayet iyi bilsin. Bu ülkede çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Bütün sorunlar çözülür. Akılla, mantıkla çözülür. Eğer iklim değişikliğinin getireceği felaketler var ve biz bunları biliyorsak, bilim insanları biliyorsa, uygulamacılar biliyorsa, ülkeyi yönetenlerin de bilmesi lazım. Ülkeyi yönetenlerin eğer iklim değişikliği raporlarını dahi okumamışlarsa, sağlıklı ve tutarlı karar alamazlar. Onlara birinci tavsiyem şu, hadi bizim bilim adamlarının hazırladığını efendim güvenmiyoruz, şöyledir, böyledir diye söylüyorlarsa uluslararası kuruluşların hazırladıkları raporlar var. Bizim bilim insanlarının hazırladıkları raporlar var. Bu raporların örtüştüğünü göreceklerdir ve iklim değişikliğinin getirebileceği sonuçları dikkate alarak önlem almaları lazım. Eğer önlem alırlarsa bu tür olaylar meydana geldiğinde de sorun kendiliğinden çözülür. Tekrar ben belediye başkanımıza, büyük destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve onların ekiplerine yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Sinopil Başkanım. Sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Bu arada size başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun başkanım. Gel başkanım. Biz de ziyaret ettik. Size bir selam verelim dedik. Bu küçük sanayi sitesinin kooperatif başkanı burada. Kendi dükkanda tamamen yok oldu. Çaya gitti. En baştaki dükkanlardan. Küçük sanayi sitesi kooperatif başkanı. Sanayi dükkanımızda %25'e yakın. Sessizlik. Tamamen yıkıldı. %25'e. Evet. Sessizlik. Tamamen yıkıldı. %75'i de %70 hasarlı. Bu hasarlarımız için telafi istiyoruz. Tabii. Çalışan işçilerimiz var. Bu işçilerin maaşları ne olacak? Toplam kaç işçi vardı burada çalışan tahmini? Ortalama 300 vardı. 300 civarında. Evet. Tabii onlar da şimdi siz... Şimdi biz çalışamayacağız. Tabii. En az 5-6 ay burada çalışamayacağız. Senin kaç? 20 işçin vardı? Evet. 20 işçi çalıştırıyordu. Şimdi dükkan gitti. Bu arkadaşımız var orada 20 çalışıyor, orada 40 çalışıyor. 3 olan da var, 10 olan da var. Yani en az 2 kişi çalışıyor. Zaten 150 iş yerimiz var burada. Evet, evet. Küçük arka tarafın en çok hasar olduğunu söylüyor mu? Hasar olduğunu. Evet, söyledim. Oraya gittik, baktık orada. Tabii. %25'i tamamen gitti. Öyleymiş. Çaya gitti. Yani %75'i de %60 hasarlı. Bunlara bir çözüm bulabilirseniz. Takipçisi olacağız, biz olacağız. Bizler de şey yapacağız. Bir parti olacak, beraber bunun mücadelesini vereceğiz. Hem sizin, hem burada çalışan işçileri. Tabii. İşçilerle ilgili ayrıca bir şey yapmamız lazım. Evet, burada yerelde yapılacak bir şey varsa belediye başkanımız burada. Evet, belediye başkanımız. Evet. Beraberiz zaten. Ben Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesiyim aynı zamanda. Çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. Tabii en önemli şeyler sen gelmişler. Kayıplar var. Evet. Onunla ilgili de çok fazla mesela bir tane şimdi askermiş çocuk. Askerden gelmiştik. Görüştük genel başkanım. Yani durumu çok sıkıntılı. Pek de bilgi alamıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Belli değil. Ailesinden 3 kişi kayıp. Yaşı sıkıntısı varmış. Onu da sürekli dile getiriyorlar. Gelen şikayetleri valiliğe bildiriyoruz. Evet. Helikopterler ulaşılmayan köylere işte bir şeyler indiriyorlar ama yeterli değil. Evet. Peki. Evet. Kolay gelsin. Görüşmek üzere inşallah. Kolay gelsin. Hadi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Yine giremiyoruz zaten. Hoş geldin. Arabayı boyayacaktınız abi. Arabayı boyadık. Sen havaya kaldın. İçeridekiler hepsine birbirine vurdu.